Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Roma Tır Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında, birçok göl olduğu keşfedildi. Gerçekleştirilen bu çalışmayla elde edilen sonuçlar, daha önceki bulguları da destekler nitelikte. Gelecekte kolonileştirilmesi düşünülen, gezegenlerden bir tanesi olan Mars, bilim insanları tarafından yıllardır araştırılıyor. Yapılan yeni bir bilimsel çalışmaya göre de, Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında birçok göl bulunuyor. Roma Tır Üniversitesi'nden Elena Petinelli'nin liderliğini yaptığı, bir ekip tarafından yürütülen çalışmada, bilim insanlarının Antarktika buzullarının altındaki göller üzerinde yaptığı çalışmalarda, kullanılan teknikler kullanıldı. Araştırmacılar, gezegenin yüzeyini taramak için, MARSIS adı verilen bir sistem kullandı. MARSIS, gezegen boyunca, radar darbeleri gönderiyor. Bu radar darbeleri, geri dönmeden önce Mars'ın yüzeyinin altına ulaşıyor. 2018 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, Mars'ın yüzeyinin altında büyük bir göl bulunuyor. Ancak o dönemde bilim insanları, bulunan şeyin su olduğu sonucuna varılacak kadar, veri toplanıp toplanmadığı konusunda, şüpheye düşüyorlar. Petinelli tarafından yürütülen yeni çalışma, 2018 yılında elde edilen bulguları doğruluyor. MARSIS'in topladığı veriler, burada sıvı su olduğunu işaret ediyor. Ayrıca çalışmayı gerçekleştiren ekip, bunun sadece büyük bir göl olmadığını, bir hipersalin çözeltisi olarak nitelendirilebilecek bir göl ağı olduğunu keşfetti. Gölün bu kadar tuzlu olması, göllerin bulunduğu Mars'ın güney kutbunun dondurucu soğuğuna rağmen, göllerin donmadan sıvı olarak kalmasını sağlayan şey oldu. Bilinen anlamda yaşamın var olabilmesi için, sıvı suyun bir gereklilik olduğu düşünülecek olursa bu çalışma, Mars'taki uzaylı yaşamı ihtimalini ilerletmeye, yardımcı olabilir. Ekip, çalışmayı daha ileri götürmek için kolları sıvamış durumda. Bilim insanları ayrıca büyük gölün çevresinde, farklı boyutlarda ve gölden ayrı, 3 küçük oluşum tespit etti. Bu oluşumların tuzlu su göletleri olabileceğini belirten, Roma Tır Üniversitesi'nden Sebastian Emanuel Lauro liderliğindeki ekip, Mars Express verisinin yanı sıra, dünyada Güney Kutbu ve Kanada Arktiği'nde gömülü, gölleri tespit etmek için kullanılana benzer bir yönteme başvurdu. Suyun potansiyel varlığı, Mars'ta mikrobiyal yaşam olasılığını arttırıyor. Mars'ın güney kutbunda yüzey sıcaklığının, -113 derece olduğu ve, derinlere indikçe sıcaklığın kademeli olarak, arttığı ifade ediliyor.